Siyaset yapmak kolaydır ama bir de hayatın gerçekleri vardır. Yer yerinden oynadı. Deprem ülkesi olarak bilinen Türkiye, depremle gerçek anlamda işte o gün tanıştı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için, bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Fakat depremin özellikle Kocaeli ve Sakarya'da yoğunlaştığı, İstanbul'da büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılıyor. Bu olay Türkiye'nin bir deprem ülkesi olmasına rağmen ne kadar hazırlıksız, insan hayatının değeriyle ne kadar ilgisiz olduğunu gösterdi. Büyüklüğü ve gücüyle övünen Türkiye'nin bürokrasisiyle, askeriyle, devlet yapısıyla ne kadar kağıttan bir kaptan olduğu anlaşılıverdi. Ve bakın şu ses. Sesimi duyan var mı? Şu duyduğunuz ses hiçbir zaman unutulmadı. Evet, döndüm. Biraz ilerideyiz oyunda. Farkındayım. Nitekim tarih hocama benziyorum lan. Harbi ortaokul tarih hocama benziyorum. Sosyal bilimler, whatever. Lisede tarih hocalarım hep kadındı. Mas maalesef. Hatta bir tanesi Abdülhamitçiydi yani. Beni de convert etmeyi denemişti. Niye Abdülhamit şey yapmıyorsun? Ya ama bak şöyle şeyleri var falan filan. Sherlock okuyordu falan filan diyor bana. Sherlock okuduğumu görmüştü. Oradan yürüyordu sürekli. Bak ama o da Sherlock okuyordu falan filan diye ben diyor. Siz, I don't know, bir felaket atlattı ülkemiz. Biz de bundan mütevellit bir ara verdik. Ben yaklaşık bir hafta değil, 5 gün yalan olmasın. Şimdi 3-4 gün boyunca yardım toplantılarına, koli taşımaya falan filan icabet ettim. Oturduğum yerlere yakın bölgelerde veya ihtiyaç olan bölgelerde. Onunla alakalı çok güzel bir liste ayarlamışlardı. Oralarda bulundum ve çok desperate bir durumdaydı ülkemiz. Bu dönemde hala ülkemiz her daim desperate bir durumda da yani şu an neyse çok ağır konuşmayacağım. Evet, o yüzden ara vermiştik. Nitekim şu an geri döndük. Bülent Ecevit'le beraber maceramıza devam edeceğiz. Biraz ilerledik. Farkındasınızdır haritada. Çünkü ikinci bölüm hazırdı. Hatta yüklemiştim. Nitekim depremden önce çektiğim işim ve kahkoh yerlere yatmalı, gülmeli bir video olduğu için yani ben her ne kadar sizin yani öyle bir duyar yapacağınızını da düşünmüyorum. Yapmazsanız da bunu anlayışla da karşıladınız. Nitekim yani ben kaldıramazdım yani öyle bir şeyin böyle bir dönemde öyle bir videomu internette olmasına. Ondan dolayı bir 10 gün bekledik. Aradaki videoyu da sildim. Ya yapacak bir şey yok yani. Aradaki videoda ne oldu? Biz daha henüz DSP'nin otluk ağacına geçmeyi başardık. Ve buradan aşağıya doğru hızla ilerleyeceğiz ve Sayın Bülent Ecevit'e muktedir kılacağız. Aa, geçen bölüm oldu bu ya. Ben hatta izlettim değil mi size? Aynen. Suriye'de Müslüman kardeşler başa geçti. Azerbaycan'da yükselen bir komünizm tehlikesi var. Bununla efektif mücadele etmemiz gerekiyor. Tabii önce kendi ekonomimizi ve ordumuzu düzene soktuktan sonra. Bu arada hazır ordu demişken Irak Savaşı yaklaşıyor. Yani Irak Savaşı'nın yaklaşması şuna dalalettir. Artık yavaştan hepsinden birer tane basmalı. Bu arada hazır ekonomimiz cumburluk aşağı yuvarlanırken şuradan Lee Sweden Complexes ve Industrial Projects çekiyorum. Bize Sivil Faktörü lazım çünkü bunlara mukavemette ihtiyacımız var. Ve derhal 70'lerin sonlarından ve 80'lerin başındaki Ecevitçe, umudumuz Ecevit diye gezen dayıları ki muhtemelen benim dedemdi kendilerinin içlerinin arasında sokağa salıp abi Ecevit abi diye propaganda yapmaya yolladık. Hepsi de bangır bangır. Gözün aydın Türkiye. Ak güvercin geliyor kolonlarla böyle güçlendik. DSP'de ilerleyecekler. Ve biz de bu şekilde ilerlemeye mukavemete devam edeceğiz. Şu anda Hüseyin Kıvrıkoğlu paşamız başındaymış ordunun. Niye bunu söyledim bilmiyorum. Görünce söyleyeyim dedim yani. 2002 Afyon depremi adlı bir event geldi. Allah Allah, yani
Çok ilginç değil mi ya? Deprem eventi geliyor sürekli bu ülkeye. Ülke deprem ülkesi mi acaba ya? Hı? Ülke deprem ülkesi mi acaba? Hı? Ona göre mi yapılmalı bazı şeyler acaba? Değil mi? Kaç gün uyuyamadım vicdan azabından ben burada. İki gün hiçbir şey yapamadım diye. Sonra gittim kendimi sağda solda parçaladım. Koli taşırken bir şeyler dağıtırken falan filan yani. Anca kendime gelebildim. Nasıl uyuyorsunuz ya? İnanılmaz yani cidden. Bu arada aşırı politik zeka gerektirecek. Ki ben de bu kalas olduğu için muhtemelen beceremeyeceğim ama olsun. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Bir hamle yapacağız yani. Hazır Ecevit sağlığını kaybetmeye başlamadan ve AK Parti yükselmeden. Bir erken seçim yapacağım. 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 Çünkü MHP'yi durduramıyorum yani. MHP durmuyor. MHP durmuyor. Şu anda %10 olduğuna bakmayın. Yani ben sürekli burada House of Osman'a, National Unity Committee ve Bozkurtlara use political power oldukça basıp dağıttığım için yani yoksa MHP'nin oyu şu anda %23, which is bizim de aynı yani. Erken seçime gideceğiz. Extraordinary elections. 2 hafta içinde başlayacak erken seçim. Hazır Ecevit henüz hastalanmadan ve hükümet daha çökmeden, yeni partiler kurulmadan Emerging Outlook'a saldırabiliyormuşuz. Yani Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'ne saldırıp Saadet Partisi'ni baraj altında bırakırsak tek başımıza iktidar bile olabiliriz. Bu bizim için harika bir şey bu arada. İyi yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmak değil, ekip için çalışmak. Tak. Aynen öyle olmadı. Tam %10'da durdu. Bendeki şans. Evet. Bendeki şans. Başlıyoruz. Gözün aydın Türkiye, ak güvercin geliyor. Güçlendikçe DSP halkı. Başlıyoruz. Hadi bakalım. -75 yiyeceğim şimdi. Kardeşim sakin. Biraz alttan alalım. Biraz alttan alalım bakalım. Yani tek başıma iktidar. Aha. %50 şans. Burada save alırım. Burada save alınır. Ya şurada diyor ki ya controversial bir sunumcu spikeri çağırıp kendi propagandamıza katmalı mıyız diyor. Bence invite him and hope for the best yapıp Why are you gay? Who says I'm gay? oyumuzu arttırabilirsek, oyumuzu zıplatabilirsek muhteşem olur. Oh, huge rally turnout. Reincomings etiyoruz. Really was great success according to the whole campaign season. Not to the... Oh, çok iyi, harika. Büyük bir boost'la evet %26'ya yükseldi oyumuz. Saadet'te baraj altı kaldı. Tek başımıza iktidar olabiliriz galiba. %20... Ah. Kanka bak. Ben buna söverim. Anladın mı? Ben buna cidden söylüyorum. Çok iyi bir mod olsa da %3 destek almam gereken yerde %3 destek kaybettim az önce ve belki iktidardan olduk. Yani bu mod güzel, çok iyi bir mod. Ben arada sırada kendim de oynuyorum. Arka 28 Şubat belgeselini açıp yapıştırıyorum falan da yani abi oyun zevkimi şu an içine sıçıldı. Yani bir öbek bok var şu anda oyun zevkimin üzerinde. Zaten neşesizim şu günlerde. Anladın mı? %26'dan %24'e düştüm yani. Allah Allah, geri düzelmiş. İşe bak ya. Nasıl olur? Aa. Allah Allah. Yedirmem oyunu oğlum. Yedirmem. Hakkım bak bana. Prime imam oğlu şeyi yaştırtmayın yani. Hak yemem, hakkımı da yedirmem. Bana Prime imam oğlu modu açtırmayın yani. Okey. Normalde hiç sevmem şu oyunda. DSP Reelected. Aynen öyle. Ve tek başımıza seçildik bu arada. Koalisyona gerek kalmadan. 150 political power kazandık. Daha ne isteyebilirim ki ben yani? Tek başımıza seçilmeyi başardık. Bundan kurtulabilir miyiz yani sonunda? Şurada bizim medya bize bayağı sıkıntı yaratıyor. Şu anda sağcılar bize opposing'miş abi. Bunu yapıp tüm işi kökten çözebiliyormuşuz. Ama bu political power'ı biriktirip Ecevit'e kullanmak istiyorum. Biraz sonra Ecevit'i iyileştirme görevleri gelecek. Orada kullanacağız bu political power'ı. Seçimleri ertele. Fox'un başarılı tamamladık. Seçimleri erteleden kasıt da şunu söyleyeyim yani normalde 2003'te olması gereken seçimleri Ecevit hastalığından mütevellit ve hükümetin çökmesinden dolayı
2003'te olacak seçimi, aynen öyle. 2002'de, Kasım 2002'de yaptı. Aslında erken seçimi iptal etmek oluyor bu. Nitekim oyunu etkilemiyor. Bunu sadece söylemek istedim. Yani öyle seçim kafaya göre ötelenmiyor. Yani bu. Aa, Altar, dinle, eşek arası sokar inşallah senin yani. Sus. Sus oğlum, sus sus. Şimdi eventler gelecek. Aynen öyle. ANAP'la yeniden görüşme yaptık. Haydi şimdi bütün eller havaya, ana vatan geliyor iş başına. Bizim umudumuz ana vatan, bir gün mutlaka olacak Mesut Yılmaz başbakan. Bu arada erken seçim yaptığım için şu anda hiçbiri de koalisyonda değilim ama çok da önemli değil. Bunlardan 150 political power kazandım. 200 political power'ım var şu an. Mission to cure Ecevit'i yapıp Ecevit'i takır takır çat çat iyileştirip sonra hemen buradan derviş ekonomi reformlarından geçip 2003'teki yani 2002'deki Kasım 2002'deki asıl seçimi kazanıp paldır küldür geleceğiz. 27 oldu oy. Of Allah'ım ya Rabbim. 27'ye çıkardık oyu. Helal olsun ya. Helal hoş olsun. Bu arada geri döndüler. Yeni fark ettim geri döndüklerini. Ama yani şu anda şey yemiyoruz. Milliyetçi koalisyon partnerlerinden dolayı yediğimiz şeyi yemiyoruz. MHP'nin oyu hızla azalıyor. Milliyetçi cephenin de oyu hızla azalacak böylelikle. Resesyona geçebilirim ama 113 milyar sıkıntıya giriyoruz. Şu an çok önemli yani, şu anda şundan kurtarabilirim yeter bence. Bizi oy olarak da döner. Aynen öyle. 28'e çıkarmayı başardık oyu. Önemli değil, önemli değil. Borç ödenir. Bak -0.1 milyara kadar düşmeyi becerdik. Rabbimin sevgili kuluyum. Ekonomik durumu resesyona çeker çekmez 2 gün sonra hemen stagnasyona geldiğine dair bir event geldi. Oyumuz yine arttı bu arada. Yani ondan bağımsız bir şekilde artmış olabilir. Nitekim artıya geçtik seneler sonra ekonomide. Ki yani şu anda biz çok büyük sıkıntıdayız yani. Şunu şöyle gösterebilirim size. Türk ekonomik hastalığına sahibiz. Daha Kemal Derviş reformlarını yapıp hafifletemedik onu bile yani. Şu anda ekonomik krize rağmen artıya geçtik. Ben böyle bir adamım. Ben böyle bir adamım yani. Güzel. Güzel 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 şeyler oluyor ara sıra. Az önce ikiz kuleler geldi. Tak diye tıkladım. Siz görmediniz ama. Şu anda soru gelecek aynen. Diplomatic response to the World Trade Center attacks. Bunu sordum. Hehehehe. 2'ye 2 oldu. Neyse. Gecenin köründe sorunca öyle oluyor maalesef. Bu arada Discord linkini bırakacağım. Oradan zıplarsınız içeriye. Siz de bu noktada oy verebilirsiniz. Gecenin kaçında yapıyoruz biz şu an? Saat 4. Harika. Güzel. Okey. Okey. Ne yapacağız? Amerika'nın yanındayız. Sonuna kadar Allah kitap Amerika diye bir seçenek var. Atakları kına ama bir şey de yapma yani. Sözde verme var. Ben burada A'yı seçeceğim. Çünkü ben kendi izleyicilerimi biliyorsam sabah uyanınca şey olacak olabilir. Abi Amerika seç. Abi Amerika. America, yeah. Falan yapacaklar böyle o yüzden. Oraya yapıştırdım bile yani. Her ne kadar bize kötü şeyler verse de. Irak savaşında bizi savaşa çağırma ihtimalini arttırıyor bu. Irak savaşına gireceğiz bu arada. Bundan kaçınmayacağız. Doktrin seçebiliyoruz. İkinci tezkerenin geçmemesi bizim için çok kötü oldu. Siz o kadar uğraş verdiniz ama ne yazık ki bazı milletvekilleri hala Amerika'nın dünyanın imparatoru olduğu gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Either you are with us or you are with the terror. Bir saniye. Eleman. Ciddi misin? From this day forward. From this day forward. Republic will be reorganized into the first galactic empire. For safe and secure of society. Abi cidden adam Palpatine konuşması yapmış ya, bu ne? Adam Palpatine konuşması yapmış. Ya. For safe and secure of society. Güzel güzel, tamam, böyle ufak şakalarla neşemi yerine getirmeyi deniyorum. Böyle ufak şakalarla neşeyi yerine getirmeyi deniyoruz. Savaş mı geliyor? Ha kanka, gelmiyordur bence. Ne alakası var ya? Saddam. Saddam. Saddam saklan. Saklan. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız
Galaktik İmparator Recep Tayyip Erdoğan'ın bir demecini dinleyebiliriz buna tıklayarak. Nitekim uzun sürüyor yani kendisini. O yüzden başka hiçbir sebepten dolayı değil. Bu yüzden azat ediyoruz. Kendisi yorulmasın şimdi. Kaç yaşında adam, saat kaç yani, o kadar uzun konuşmasına gerek yok. Evet, Ecevit hastaneye kaldırıldı. Prime Minister Bülent Ecevit was distributed in the central building and he was taken to the Başkent University Hospital. The government is collapsing. Evet, yani hükümet çökmeye başlıyor size dediğim gibi. Mission to cure Ecevit'i yapacağım. -94. Yani bunu iptal ediyorum hemen size hemen. Bunu nasıl çözeceğinizi de göstereceğim size. Yani bu şu anda benim haddim değil size bir şey öğretmek. Estağfurullah. Nitekim bu durumdan şöyle çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Burada EU policies var. 150 political power veriyor. Bunu yapacağız. Sonra Ecevit'i iyileştirmeye odaklanacağız. Turkey joins F-45 program. F-35'e kat. Vay be, 2002 sene. F-35'e mi katılmışız ya? Şu an sene kaç? 2023 mü? Herhalde şu anda o zaman. 21 sene olmuş herhalde, bizde birkaç tane F-35 vardır değil mi? Hı? Bence. Olması gerekiyor. Olma. Akıl sağlığını kaybet. Tarihi bağları güçlendirir bir kez daha yaparak, ilk bölümde de yapmıştım hatırlıyorsunuz. Böylelikle kıps. Ne oldu baba? Hop gel buraya. Artıcılığı artı 0.04'e yükseldi. MHP bitti bu arada ya. Yani burası çöktü komple. Yani Sayın Bahçeli şu an koalisyon ortağımız. Nitekim sonraki seçimde barajı geçemeyecek gibi gözüküyor kendisi. Çok üzücü. Kemal Derviş reformlarına. Ekonomi üzerindeki Kemal Derviş reformları. Kemal Derviş'in ekonomi rapor. Kemal Derviş'in ekonomi reformlarını tamamlayacağız. Çok kasıntı durmuşum ya. Yok aslında bu omuzlardan dolayı. Yani bu arada gözlük, önceki videoyu kayıt alırken söylemiştim. Şu an söylemiyorum. Başım ağrıyor. Yani son bir 10 gündür falan. Bir takım olaylardan dolayı başım bayağı ağrıyor. O yüzden normalde ben gözlük kullanıyordum. Ya yani şu an burnumun ucunda durması da şey yani. Ben böyle yaptığım zaman bak ışık sekiyor. Hiçbir şey göremezsiniz benim gözlerim. O yüzden yani. Genç Parti bizim desteğimizi istiyor. Sayın Uzan, lütfen mallarınızı başka yerde satar mısınız? Lütfen başka kapıya gidin. Dilenciler giremez. Hah, geldi. Eksildi ya. Kemal Derviş CHP'ye katılmış. AKP'nin yükselmesine izin verelim mi? Yoksa anti AKP programı. AKP'yi ben şu an kessem hiçbir şey değişmeyecek. Baraj geçmiş zaten. Let it go yapacağım. O iki stability benim için daha önemli şu anda. AK Parti %18'lerde bir şey var. Biz tek başımıza ikizler olacağız gibi gözüküyor. Nitekim yani AK Parti'nin oy oranı biraz fazla. Altı bin equipment falan filan bir şeyler söyleniyor. Whatever. Devam edelim abisi. Devam edeyim abişi. Vladimir ağabey nasılsın? Vladimir. Hiç Rusça bilmiyorum. Rusça bildiğim bazı şeyleri geçmişteki kirli CSGO geçmişimden dolayı biliyorum. O yüzden bunları şu an dillendiremem. Ama bak buraya tıklasam mesela kim var burada? Gerhard Schröder var. Was machen Sie? Was machen Sie ya? Es geht mir gut. Falan yapabilirim yani böyle. Ama yani ha bak burada da İtalya'da tıkladığım zaman Assassin's Creed'den bir şeyler yapabilirim. Bir daha biraz da Fatih derim tabii. O Gianno Fatto Bene, Perro Domanichi, Servonsi Server, Perchi, Giovanni Giocatori Sempre, Usso Pare, Tutto la Caso in Campo. İmparator! Yapabilirim. Ya da Ezio Auditore'den Cesare Borgia'ya ettiği küfürlerden birkaçını biliyorum. Cazzo Mazzo falan filan. Bakalım başka Fransızca. Parlez au Français. O kadar. Ben de Fransızca bu kadar. İspanyolca da birkaç tane Ricky Martin şarkısı biliyorum. Onları söylerim maksimum. Arnavutça da Albulena. Albulena. Amor pita pita. Adam başlayarak UÇK marşına kadar söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım ya. Allah Suri Beşar. Çav el Suri vel Samet. Ellekte bir baklayet. Mısır'la alakalı bildiğim tek şarkı bu arada. Mısır Prensi filminden Deliver Us. O yüzden çok alakasız. Yani onu İsrail'de söylesem çok daha iyi olur yani. Deliver Us. Çık çık. Hatta bizim İsrail videosuna koydum onu ya. Ama şey Hebrew versiyonunu. İbranice versiyonunu. Böyle şöyle bir yukarı bakalım. Ha bu arada Fransızca ne söyleyebilirim?
Fiera Chevalier, St. George söyleyebilirim. Chevalier Mult et ses Guarit söyleyebilirim. Bir de başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. CHP'nin yükselişi. Allah'ım gelen eventlere bak. Ben burada bir şey anlatıyorum kardeşim. Yani bu arada Rusça da şarkı söylerim canım. O şey olmasın yani. Katyuşa'dan başlayarak bin bir şey söyleyebilirim size. Zamanında bir Kızıl Ordu korosu merakım vardı. Hatta konserlerinde gidebildim Türkiye'de. Geldiklerinde çok sağ olsunlar. Raspita liyakalani ikluji fabreni duvalina dripo mi hadrina na brikatyusha Navzoki gene lafrodoy. Seçim is about to happen. Seçim is happening. Seçim is going to happen. Or the other variations I can tell about it. Ecevit'i doktora gönder. Oo, sen Ecevit. Emerging Outlook. Abi Emerging Outlook'a niye saldırayım? Bak non-aligned var burada. AK Parti'yi bitirmemiz lazım bizim. Eğer Saadet baraj altı kalırsa ben tek başıma iktidar olurum. Nitekim burada bir save almak lazım. Kemal Derviş reformları hızla vuku bulmakta iken biz de Sayın Bülent Ecevit'i tekrar başbakan üst üste üçüncü kez galiba. Evet seçim kanka. DSP re-elected 150 political power. Ims derler bizim orada ims. Bilir misiniz ims'ı? Ims saygıdeğer bir zamanlar öz abim olarak gördüğüm. Can Sungur'un benim lügatıma eklediği kelimelerden yalnızca biridir. Yani son zamanlarda aramız açıldı yani. Kendi ben tribe giriyorum. Koskoca Can Sungur'la. Yani çok seviyordum ama bir dönem o yalan değildi. Bir saniye. Evet PKK'nın aynen bundan yapıyoruz. Aynen öyle. PKK'nın dış dünyadan desteğini kısmak için. Ve destabilize sectarian walls. Çok iyi. Harika. Şu an çok iyi. Çok temiz yani. Tertemiz. Political power kullanmaları yaptık. Bunun sayesinde de meyvesini yiyeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada bizim oy hala artıyor. Ama beklediğim kadar hızlı artmıyor. Ne yalan söyleyeyim. Büyük şirket battı. Aynen öyle doğru okudum. Büyük şirket battı. Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayı denerken Koç Holding'i batırmış. Böyle bir bilgi geldi az önce bize. Rahmi Koç olsam bilmiyorum ne yaparım. Burada borçlarımız da güzel bir şekilde abi. Tam iyi şeylerden bahsederken kötü şeylerin olması beni deli ediyor. Dışarı bir yatırım yapmışım. Yani Kıbrıs'a bir şey inşa etmiştim. Onun parasını alıp biraz daha borç ödeyeceğim. Çünkü ben böyle bir adamım. Borçlar ödenecek kardeşim. Artıya geçeceğiz. Tüm dünyaya yatırım yapacağız. Bu. Budur. Okey. Ecevit'i iyileştir. 125 gün sürecek. Nitekim bu 125 günün sonunda biz Ecevit harcamasının tüm political power'ları geri alacağız. Bu muhteşem bir şey çünkü o political power'ları biz aşağıda PKK şeylerinde, decision'larında vesaire başka yerlerde çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Öyle bir yatırım olmadı yani bizim Ecevit'e yaptığımız yatırım. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ekonomi bellissimo. Wunderbar. Sehr schön diye devam da edebilirim bu konuda. Ekonomimiz güzel. Ekonomimiz iyi durumda. Ekonomimizin iyi durumda olması da bir tane minoset atacağım artık yapacak bir şey. Ekonomimizin iyi durumda olması da gayet iyi bizim için evet. Recep Tayyip Erdoğan parlamentoya seçildi. Denktaş Denktaş reddetti diyor. Güney'le birleşme şeyini. Güzel. Political power'lar gelsin. The recent conditions within the Turkish economy has shown the customer that now is perfect time to spend money and make investments. People are buying up goods like they were never before. Wonderful news. Aynen öyle. Stable growth. Böylelikle açılmış oldu. Oy yes be. Ims. Şu an iyiyiz. Hatta şuradan combat foreign influence bile yapabilirim. Domestic independence artırıyor. Gayet güzel. Bunun dışında geri kalan 41'de bir yere şey varsa şey harcayabiliriz. Stabilized sectarian wars. O da yok gibi gözüküyor. Aynen. O Avrupa'ya PKK televizyonlarını kapatmak için baskı yap. Başlıyoruz kardeşim. Kırt kırt. Başlıyoruz.
Benim gözlerim hemen yoruldu gözü çıkınca. Ecevit'in iyileşmesiyle alakalı bir gelişme var mı Sayın Başbakanımız? Sayın Başbakanım, 55 gün varmış Ecevit'in iyileşmesine. Halikulade. Başlıyoruz. Amerika, America, fuck yeah, Irak'a savaş ilan etti. America, fuck yeah, Irak'a savaş ilan etti. Baş üstüne efendim. Ben hemen şurada bir 18 tümenlik bir ordu toparlayacağım. United States of America. Bastırdan ittiriyor bakın. Saddam vuruyor. Saddam saklanmıyor galiba henüz. Saddam şu an rahatta. Saddam. Saddam. Neredesin Saddam? Saddam gibi saklanıyor. Aman aman. Saddam gibi saklanıyor. Aman aman. Foolish war, I presume, because ABD, evet ABD'nin klasik aha, A Wild American Offer burada da var. Protest in İstanbul. 3 tane ayrı event geldi. Şu anda Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın şişlendiği bölüme geldik. Spoiler! Aa, buraya spoiler yazısı koyarım. Neyse. Herkes Kurtlar Vadisi'nde. Yok, izlememiş olan vardır canım. Neyse. Türk-Amerikan krizi ilk öncelikle bizim askerlerimizin başına çuval geçirilmişti. Bununla alakalı bir event gelmiş. 25 political power kaydettik. Amerikanlar diyor ki 6 milyar verelim. Savaşa girin. Koşarak. İnsanla ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türkler, CCC Türkler vuruyor. Bağdat'a biz girdik, evet. War score'da da iyiyiz yani. Tam biz önde olmasak da. Evet, hemen başlıyoruz. Kerkük bitti. Bitti gitti. Finto Cakare. Ne? Take State Kirkük. Kim istiyor? Amerika mı istiyor burayı? Yok. İşte bu arada ya. Sağ. Barzani'ye gram toprak kazandırmadan Kuzey Irak'a konsolide etti az önce arkadaşlar. Bizim için büyük bir başarı. Türkler Musul'a dönmüş oldu böylelikle. Musul ve Kerkük artık elimizde. Buranın kaynaklarından beslenmeye ve ekonomimiz tarafından bunlardan faydalanmaya başlayacağız. Şu an az kazanıyoruz ama gelecekte bu seviyeleri ileriye çıkarıp arttıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın bundan. Evet yani Irak savaşı bizim için çok başarılı geçti. Ve böylelikle ne Barzani'nin güçlenmesine izin verdik ne de kendimizin güçsüzleşmesine izin verdik. DSP olarak savaşı, Bülent Ecevit olarak artık sadece Kıbrıs değil aynı zamanda Musul ve Kerkük Fatih'iyiz. Ha 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 ha.